meşhur var mıdır, vacip midir? Tabii de orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullandığı şey? İslami mezhebine göre evde nikaha girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyor. Yuvalarınıza huzur, memleketimize, İslam alemine huzur diliyoruz. Cenab-ı Allah'tan Müslüman kardeşlerimiz arasına ülfeti yaymasını ve birbirimize karşı anlayışı yaymasını dua ediyoruz. Hoş geldiniz kıymetli hocam. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Efendim bugün de inşallah istifade edeceğiz ilminizden, bilgilerinizden istifade edeceğiz değerli hocam. Yine mail ve Facebook soruları hazır, Twitter soruları hazır. İzleyicilerimizin canlı yayındaki soruları gidişatı belirleyecek. İnşallah. Bismillah deyip başlayalım izninizle. Sevgili izleyenlerimiz 0312 alan kodumuz 294. 4294 telefon numaramız, canlı yayına katılıp sorularınızı kıymetli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'ye sorabilirsiniz. Yine sorularınızı bizlere diyanete soralım@diyanet.com.tr elektronik posta adresimiz üzerinden de ulaştırabilirsiniz. Veya sorularınızı sosyal medya hesaplarımızdan Twitter, Facebook /diyanete soralım adreslerinden de ulaştırabilirsiniz. Efendim ilk durağımız bugün İstanbul olacak. Kıymetli hocam, İstanbul'a selamlar, hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz efendim. Buyurun, selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurunuz beyefendi. Hocama sorum olacak da, şimdi ben sahuru Van'da yaptım. Evet. O gün 7'de uçağa bindim, İzmir'e gidiyorum. İftarımı neye göre yapmam lazım? İzmir'e göre mi, yoksa Van'da tuttuğum, hani sahuru orada yaptığım için oranın ezanına göre mi? O arada uçaktayım ben. Peki soralım değerli bir ikinci hocamızın. Sorum da şimdi kardeşim benden ayrı kalıyor. Anne baba ayrı. Zekatımı ona verebilir miyim? Soralım kıymetli hocamız efendim. Başka bir sual var mı ekleyeceğiniz? Yok. Sıhhat Yok. Diliyoruz. Çok teşekkürler beyefendi. Evet, değerli hocam. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi doğudan batıya doğru uçakla gidiliyor. Eğer varacağı yere güneş batmadan önce varıyor ise, yani daha doğrusu o kat ettiği yollar üzerinde, yollarda güneş batmadan varacağı yere varıyor ise, o vardığı yere göre orucunu bitirecektir. Yani şimdi Van'da başlamış, sahur yapmış. Akşam 7 akşam 7'de yola çıkmış. Evet. Ha, diyelim ki Ankara'da 8'e Ankara'ya geldi. Ankara'da güneş battı. O zaman Ankara'daki şeye göre orucunu bozacak. Evet. Veya işte daha battı da Afyon'un üzerinde battı Afyon'a göre. Yani İzmir'e vardı, daha hiç yolda güneş batmadı o altında. Tabii uçaktan belli olmuyor. Doğru efendim. Yani o üzerinden geçtiği toprak parçasında eğer iftar olmuşsa orada iftar edebilir. Ama iftar olmadı. Nerede? İzmir'e vardı. Uçaktan indi. Daha güneş duruyor. O zaman İzmir'in iftarını esas alarak. İnmiş ise. Evet. Yani ama ininceye kadar güneş batmamış ise. Peki. Hem İzmir'de hem de yolda. Mesela diyelim ki bu kısa mesafelerde olmaz bu pek. Doğru. Yani mesela İsparta'da iken güneş battı, İsparta'da o da tam üstünde ilan edildi, güneş battı, orucunu açtı. İzmir'e vardığı zaman zaten güneş orada da batar o zamana kadar. Ya da ya mesela saatler belli mesela hocam. Buna da uyabilir değil mi? Yani diyelim akşam ezanı tabii, saati. Tabii. O saatte Ankara'dan tabii, ama geçiyorsa. Ama o yolcu tabii nerede olduğunu bilemez. Bilemez. Peki efendim. Ama onu ilan ederse diyelim ki hostesler veya ne olabilir, bileyim. Olabilir. Ramazan'a özel bir olabilir. Şey yapıyorlardır. Ha, tersi de olabilir. Peki efendim. Mesela İzmir'de niyetlendi sahurda. Van'a gitti. Doğru. Erken olacak. Orada daha az tutmuş olur. Yani diyelim mesela İstanbul'da şimdi kaçta? 8.40. 49 hocam. Dün 49'du, bugün 48 herhalde. Gittikçe uzuyor mu İstanbul'da, ne oluyor? 1-2 gün hocam 49, sonra yine 48'e düşüyor. 8.48 değil mi İstanbul şimdi? Mesela Van'da muhtemelen 8'dir. Veya daha aşağıdır. Aşağıdır hocam, evet. Ha, İstanbul'dan Van'a gittik. Van'a vardık, güneş battı. Van'a göre orucumuzu açacağız. Biz İstanbul'da oruca başladık, İstanbul'a göre bozacağız diye bir şart yok. Peki. Yani bulunduğumuz yer
19.43'e göre iftar edeceğiz. Bulunduğumuz yere göre sahur yapacağız. 19.43'müş hocam bu arada. Evet. Peki, selam olsun inşallah Van'a'da. İkinci sorusu, kardeşime zekat verebilir miyim? Verebilir. Kardeşe zekat verebilir. Hatta kardeş, muhtaç olan kardeşe zekat vermek daha faziletli kabul edilir. Çünkü sıla-i rahim vardır aynı zamanda. Yani hem sıla-i rahim vardır hem de zekat borcunu ödemiş olur. Evet efendim. Hocam bir sosyal medya sorusu Nexmi Fekmi ismiyle gelmiş. Selamun aleyküm Makedonya'dan. Hocama selam ediyorum diyor. Hayırlı Ramazanlar. Eğer 2 dakika önce iftar yapsak nasıl olacak hocam diyor. Şimdi bizim bu tabii iftar, sahur, namaz vakitlerimiz hesaba göre ayarlanıyor. Tabii bu hesaba göre yapmak da bir bakıma zorunluluk söz konusu. Tabii bizim Resulullah döneminde olsun, ondan sonraki dönemlerde olsun, bu vakitlerin ayarlanması ne ile oluyordu? Güneşin doğması, evet, batması, işte tepeye dikilmesi, gölgenin bilmem uzunluğu vesaire. Yani şimdiki gibi çok dakik, ince hesaplarla değildi. Evet. Mesela muhtemeldi ki bir köyde güneş, işte eğer biraz gölgede kalıyorsa, önünde dağ varsa, daha erken batmış gibi olup orada, ama 5 kilometre ilerideki bir köy daha açıktaysa orada biraz daha sonra olabiliyordu bu işler. Niye? Çünkü güneşe göre insanlar, güneş battı, hava bulutlu diyelim, battı zannediyor mesela, yiyebiliyordu falan. Yani bu konularda eskiden şimdiki kadar böyle hassasiyet ve dakiklik yoktu. Ama şimdi hesapla yapıldığı için bu güneş şu saatte battı. Ve o yazılıyor. Dolayısıyla ona uyuyoruz biz. Doğru. Ama genelde ki bizim takvimlerde de bu söz konusu, akşam güneş batarken ve güneş sabahleyin doğarken kısa bir süre bir ihtiyat payı bırakılıyor. Kısa bir süre ihtiyat payı bırakılıyor. Dolayısıyla böyle bilmeden yemelerde, farkına varmadan yemelerde bu 1-2 dakikalık bir süre ona engel olmuyor. Ama peki, diyelim ki 10 dakika erken açmış. O tehlike. O zaman yeniden tutması lazım. Peki. Ama 1-2 dakika o şey olmayabilir. Peki. Allah kabul etsin. Makedonya'daki kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize selam ediyoruz izleyicimizin nezdinde. Efendim, İstanbul'la birlikteliğimiz sürüyor. İstanbul'dan bir izleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyurun efendim. Ben programınızı severek izliyorum. Allah razı olsun. Hocama bir sorum vardı. Buyurunuz. Mümin bir kadının Hristiyan bir erkekle evlenmesi dinimizde caiz midir? Bunu soracaktım. Soralım. Başka bir soru var mı efendim bekleyeceğiniz? Yok. Peki, sıhhat diliyoruz. İstanbul'a selamlar. Evet değerli hocam. Müslüman bir hanımın Müslüman olmayan bir erkekle, ki o Müslüman olmayan erkeğin dini ne olursa olsun, evlenmesi caiz değildir. Tabii Hristiyanlık, Yahudilik ki bunlara biz ehli kitap diyoruz, diğer batı dinlere göre tabii daha İslam'a yakındır. Çünkü bunlarda bir Allah inancı vardır, ahiret inancı vardır, peygamber inancı vardır, kutsal kitap inancı vardır. Evet. Ama buna rağmen Müslüman değilse eğer bir insan, Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, bir Müslüman hanımın onunla evlenmesi caiz değildir. Evlenemez. Peki. Devam ediyoruz kıymetli hocam. Değerli izleyicilerimizin katılımıyla, onların da sorularıyla, bizzat sordukları sorularla. İstanbul'dan bir izleyicimiz Ahmet Ural hattımızda. Hoş geldiniz İstanbul'a. Tekrar selamlar Ahmet Bey. Teşekkür ederim. Buyurunuz. Hocam hayırlı günler. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Amin, 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 amin. Allah razı olsun. Şimdi ekmekleri bayatlatıp poşete koyup sağa sola atanlar, evet, bu ekmeklerin israfına sebep oldukları için her yerde bir görüntü çirkinliği var. Bir de bunu yapanların da hepsinin oruç tuttuklarını dikkat ediyorum. Böyle bir israf olmasın hocam. Aydınlatalım. Çok haklısınız, çok haklısınız. Aydınlatalım. Evet. Bir de ricam sizden hocam. Cuma hutbelerinin biraz da insanları her konuda aydınlatmasını temenni ederim. Hay hay efendim. Muhterem hocamızın inşallah nasihatini de alalım.
Çok teşekkür ediyoruz. Sorunuz var mı efendim, ekleyeceğiniz bir soru? Ben size sağlıklı günler diliyorum. Allah razı olsun efendim. Sıhhat diliyoruz Sayın Vural. Katıldığınız için teşekkürler. İstanbul'a selamlar. Bu evet, kardeşimizin evet, iki şeyde bir temenni. Evet. Ama güzel, yerinde temenniler hali. Duyarlılık. İkisi evet, de bir duyarlılık. Bir defa Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Yiyin, için israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Peki israf etme nedir? İsraf haddinden fazla tüketmedir. Evet. Ki tüketme, insan hep sadece yemeyle olmuyor. Çöpe atma da bir tüketme sayılır. Ve çöpe atılan şeylerin tamamı haddinden fazla falan değil, tamamı tüketmedir. Ha, insanın kendisinin haddinden fazla tüketmesi, diyelim ki doydu, daha fazla yemesi. Giyecek elbisesi var, daha fazla alması, daha güzel, daha işte alımlı, salımlı görünmek evet, için vesaire. Bu. Ama bu hiçbir işe yaramayan, tamamen çöpe atılan, gerçekten bunları biz hepimiz böyle içimiz yanarak görüyoruz. Çöplerde ekmekleri. Hele bir de Ramazan'da bu beyefendinin de dediği gibi bir pide alışkanlığımız var ya, bir de taze pide yememiz gerekiyor sanki. İşte misafir gelecek diyor, pide alıyor, yiyemiyor, atıyor, ekmeğe atıyor. Ya bunlar günahtır, haramdır. Çevremizde açlıktan ölen insanlar var. Bunları televizyonlarda görüyoruz. Bundan 50 sene, 100 sene önce bunların farkında olmayabilirdik. Yani iletişim araçları yaygın değildi. Yaygın değildi. Bir Suriye'deki veya ne bileyim bir Yemen'deki, bir Lübnan'daki, bir Irak'taki, Afrika aç ölen o çocuklar, evet, derisi kemiğine yapışmış olan çocuklardan haberimiz olmuyordu o zaman. Ama şimdi onlardan farkındayız, onları görüyoruz. Yazıktır, günahtır. Allah bunu soracak bize. Sonra bu iftarlarda, oradaki şeyler de, yani bakıyorsun yeme, yani bazı iftar programlarına gittiğimiz oluyor. Oralarda insanlar yiyebilecekleri kadar da yemedi, artıyor, onlar olduğu gibi çöpe gidiyor. Halbuki onlarla dünya kadar insan beslenebilir. Herkes yiyebileceği kadar alsa, az alsa, az alsa. Ekmek, yiyebileceğin kadar al. Isıt bir daha ye, yumuşat bir daha ye. Hiçbir şey yapamazsa onu hanımlar işte ne yapıyorlar, kurutuyorlar, köfteye yapıyorlar, meme yapıyorlar, atıyorlar. Çorbaya koyuyorlar. Yani değerlendiriyorlar, bunun doğru, yolu var yani. Ama sıkıya gelmek istemiyor, yorulmak istemiyor, atması daha kolay geliyor. Yani Allah bunun kıtlığını göstermesin. Amin. Bu haramdır, haram, haram. Yani haram ne demek? Büyük günahlardan birisidir. Bu hutbe konusunda tabii hutbeleri, konularını hazırlayan, seçen bir ekibimiz var, ekip var. Bu insanlar mümkün mertebe tabii insanların ihtiyaçlarını dikkate alıyorlar ama senede 52 hafta var. Tabii 52 konu girer. Fakat o kadar çok konu var ki bilmiyorum, mesela bu israf konusu şey olarak işlendi mi? Bir de işleniyor da bazen şu oluyor, detaya inilmiyor, genelden doğru, gidiliyor. Doğru. Dolayısıyla sadece mesela israf anlatılıyor da bu ekmeğin çöpe atılmasına temas edilmiyor. Yani pratiğe temas edilmiyor da teori yani üzerinden bazen gidiliyor. Bazen bunlar oluyor ve evet, zannediliyor ki o konulardan konuşulmuyor. Tabii bu inşallah bu işin yetkililer de bu kardeşimizin temennisini duymuşlardır. İnşallah. Bu hazırlıkları yaparken bunlara da dikkate alırlar. İnşallah. Efendim devam ediyoruz. Şöyle bir sual var mail üzerinden. Bazı harfleri doğru telaffuz edemeyen bir kişi cemaate imamlık yapabilir mi değerli hocam diyor bir izleyicimiz. Şimdi bazı insanlar harfleri yerlerince çıkaramıyor. Mesela kim var değil mi? S diyemiyor. F diyor. Doğru efendim. Re böyle diyenler, R'yi diyemiyor, R diyor filan. Şimdi eğer bu telaffuzdaki şey, hata, evet, ayetin anlamını değiştirecek tarzda ise tabii o kimsenin o vaziyette namaz kıldırması caiz olmaz. Bir de şu vardır, meşhur bir söz var. Aminin amiye imameti caizdir denilir. Ne demek? Evet. Yani okuması zayıf olan birisinin yine okuması zayıf olan birisine imamlık yapması caizdir. Çünkü onun kendisinin tek başına kılmasıyla imam olarak kıldırması aynı şeydir aşağı yukarı. Ama geride cemaat içerisinde iyi bilenler varsa, o zaman harfi iyi çıkaramayan, tecvize iyi riayet edemeyen kişinin öne geçmemesi lazım. O iyi okuyanı öne geçirmek lazım. Fakat bazı insanlarda bir heves var. Konuşma hevesi var, imam yapma hevesi var, müvezzilik yapma hevesi var. İyi bir şey bu aslında. Bu heves iyi. Ama bu heves insanları yanlışa da götürmemeli. Ehlene vermek lazım yani. Yani tabii imamlar görevliler.
Ama imam olmuyor, yerine birisini bırakıyor. Diyor ki işte cemaat içerisinde işte az çok okumasını bilen birisi, o gün sen namaz kıldırıver diyor. O gün kendisini vazifeli addediyor. Geride bakıyorsun bir emekli imam geliyor, gayet güzel okuyor, ona söylemiyor, kendi gidiyor. Halbuki böyle bu durumda eğer kendisi iyi okuyamıyorsa, daha iyi okuyanı öne getirmesi tavsiye ederim. Yani burada dediğim gibi amirin amiye, yani iyi okuyamayanın iyi okuyamayana imamlık yapması caizdir. Peki. İstanbul'a birlikteliğimiz sürüyor değerli izleyenlerimiz. Mübarek Ramazan-ı Şerif'teyiz. İstanbul'a selamlar, Mehmet Kartal hattımızda. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Buyurunuz. İyi Ramazanlar hocam. Allah razı olsun efendim. Cümlemize inşallah. Şöyle bir sorum var. Ben Belfete için fizik tedavisi görüyorum. Evet. Şimdi bir jel sürüyorlar. Böyle ultrason jeli gibi bir jel sürüyorlar. Evet. O jel oruca zarar veriyor mu acaba? Hay hay, soralım. Ekleyeceğiniz başka bir soru var mı efendim? Yok, sağ ol, teşekkür ederim. Şifa diliyoruz Mehmet Bey. Buyurun efendim. Hayır efendim, o jelin oruca bir zararı olmaz. Yani kremin, jelin, sürülen ilacın vesairenin oruca zararı olmaz. Hani mesela bazı şeyler var, kremler var, yakıyor vücudu. Mesela romatizma. Doğru, oluyor efendim. Ha, o Mix akla gelebiliyor. Vesaire. Ya işte derinin altına giriyor ki o sinir uçlarına, o sinirlere o şeyi veriyor. O mideye kadar ulaşan etkisi falan bir şey değil. Bunların zararı olmaz oruca. Peki. Az önceki hocam o telaffuz meselesini soran izleyicimizin bir sorusu daha vardı. O da şu, diyor ki hocam, eşim dün 4 haftalık hamileyken düşük yaptı. Bebeğin azaları belli olmadan bu olay oldu diyor. Namaz kılmak için 40 gün beklemesi gerekir mi? Demiş. Şimdi eğer kanaması oluyor ise. Ha evet, yenge hanımı sormuş. Evet peki. Kanaması oluyor ise bekleyecek. Kanaması oluyorsa bekleyecek. Yani şöyle, 4 ay diyor değil mi? Doğru efendim. 4 aylık da organlar belli olur zaten de. Bizim eski bebeğin azaları belli olmadan bu olay olmuş. Eski kitaplarımızda şöyle geçiyor. Bazı organlar belli olduktan sonra düştüğü takdirde çocuk, o zaman hanım olur, loğusa olur deniyor. Yani bazı organlar bellikten sonra. Hatta onunla söylüyor, hılkatının bir kısmı tamamladıktan sonra diyor. Ama zamanımızda... Hocam düzeltelim, çok özür diliyoruz. 4 haftalık hamileyken düşük yaptı. Tamam. Çok şimdi çok oldu, özür diliyorum. Şimdi oldu. Altta da ay var. Çok özür diliyorum. 4 haftalık hamileyken düşük yaptı. Bebeğin azaları belli olmadan bu olay oldu. Namaz kılmak için eşim işte 40 gün. Şimdi evet. Oldu çünkü çok 4 aylık da belli olur. 4 peki haftalık efendim. Da belli olmayabilir. Peki efendim. Ve bizim eski kitaplara baktığımız zaman bu durumdaki kişi kadın loğusa olmuyor ama zamanımızdaki doktorlar bunu diyorlar ki bize hamilelik gerçekleştikten sonraki düşükte kaç ay olursa olsun bu gelen kanama loğusalık kanamasıdır diyorlar. Evet. Dolayısıyla biz de ona göre tabii cevap vermek durumunda oluyoruz. Bu kanama devam ediyor ise 40 gün içerisinde kan geldiği sürece namaz kılmaz. Terk eder, oruç tutmaz. Ama 40 günden daha fazla devam ediyorsa o zaman 40 günden sonra temizlenerek namazını kılar, orucunu tutar. Ama kanama yoksa namazını da kılar, temiz orucunu tutar. Sayılır temiz ya. Sayılır. Peki efendim. Evet, devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Yine bir başka izleyicimiz şu anda hattımızda. Ankara'dan Aynur Hanım, hoş geldiniz Ankara'ya, selamlar efendim. Alo. Hoş geldiniz, buyurunuz. Hoş bulduk. Buyurun efendim, değerli hocamız sualinizi dinliyorlar. Tamam. Buyurunuz Aynur Hanım. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Hocam. Ben namazın birleştirilmesiyle ilgili bir soru soracaktım. Buyurunuz efendim. Vakit geçer ya da gittiğimiz yerde kılamayız endişesiyle öğle ile ikindi namazı birleştirilebilir mi? Ya da akşamla yatsı birleştirilebilir mi? Evet, soralım. Başka bir soru var mı ekleyeceğiniz? Aynen. Bir soru daha soracaktım. Buyurun efendim. Her namazın arkasına kaza namazı yapılabilir mi? Ben bir hadis kitabında sabah ve ikindi namazından sonra kaza yapmak yapılmaz diye okumuştum. Doğru mudur? Soralım efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sıhhat diliyoruz. Aynur Hanım, Ankara'ya selamlar efendim. Evet muhterem hocam, cem etme. Şimdi bu cem etme meselesi Hanefi mezhebinde yok. Yani sadece, yani cem etmeden maksat bu hanımefendinin sorduğu gibi namazları birleştirme. Sadece Arafat'ta ve Müzdelife'de. İki yerde var Hanefi mezhebine göre. Arafat'ta ikindiği öğle namazı vaktini alarak ikisini beraber kılma. Evet. Müzdelife'de de akşamı yatsı vaktini alarak ikisini
beraber kılma. Ama diğer mezheplerde, üç mezhepte yolculuk halinde, hepsinde ittifakla yolculuk halinde birleştirilebiliyor. Ki Peygamber Efendimiz birleştirmiş. Aleyhissalatü vesselam, evet. Aleyhissalatü vesselam birleştirmiş. Ama buna rağmen Hanefiler niye birleştirmiyorlar? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de namazların belli vakitlerde farz kılındığını bildiren ayet var. İnne salate kânet alel müminine kitaben mevkuta. Belli vakitlerde yazılmıştır namaz insanların üzerine, müminlerin üzerine. Bunu esas alıyorlar, vakitini esas. Peki Peygamber Efendimiz'in bu uygulamasına da şöyle diyorlar, şöyle anlamışlar. Peygamber Efendimiz aslında iki namazı birleştirmiş ama mesela öğle ile ikindiyi birleştirirken öğleyi geciktirmiş son vaktine, ikindiyi de öne alarak ilk vaktine ve sanki peşi peşine birleştirerek kılmış gibi görünüyor ama şeklen bir birleştirme var ama haddizatında öğleyi kendi vaktinde kıldı, ikindiyi de kendi vaktinde kıldı. Bu şekilde anlıyorlar. Buna Cem-i Suri diyorlar. Ama diğer mezhepler hayır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu birleştirmiş diyorlar. Ama ne zaman? Seferilik halinde. Ve seferilik halinde namazların öğle ile ikindinin, akşamla yatsının öne alarak veya sonraya alarak birleştirebileceğini söylüyorlar. Tabii şimdi biz de ihtiyaca dayalı olarak yolculuk halinde eğer araba durmayacaksa, otobüsle gidiyorsa, uçakla gidiyorsa birleştirilebileceğini söylüyoruz. Ama bir adam kendi arabasıyla gidiyor, birleştirmesine gerek yok. Efendim, çünkü namaz vaktinde durur, namazını kılar. Veya gitmiş misafir ama İstanbul'da 3 gün kalıyor, misafir seferi namaz kılıyor. Burada birleştirmesine gerek yok. Hanefi mezhebine göre caiz değil zaten. Ha, Maliki mezhebinde, Hanbeli mezhebinde başka bir iki mazeret daha var. Mesela bu cemaatle ilgili ama o daha çok. Çok evet. Şiddetli bir şey var, yağış. Yağmur. Akşama evet. Camiye cemaat toplandı, gitse bir daha geri gelmeyecek. O zaman yatsıyı öne alarak akşam vaktinde kalabilirler o mezheplerde. Ama bu, bakın bu mazeretler içerisinde işte bir gezmeye gitmeye, çarşıya gitmeye, pazara gitme yok. Ama biz şunu da söylüyoruz doğrusu. Mesela bir doktor düşünün, ameliyata giriyor, 8 saat çıkmıyor bu kalp ameliyatından. Olabilir efendim. Ha, bunlar birleştirebilir diyoruz. Orada bir zaruret var. Veya bir nöbet tutan polis, ama bunun asker. Dışında zaruret yok. Evet. Üstelik yani dışarı çıktığınız zaman da namaz kılacak yerler var. Yani Allah'a çok şükür memleketimizin her şehrinde kısa mesafelerle yani çok fazla vakit almayacak yürüyüşlerle gidebileceğimiz camiler var. Namazları vaktinde o camilerde kılabiliriz. Öyle ben işte bakarsın eve ikindiye gelemem. Öyleyse öğle ile ikindiyi birleştirerek kılıp da gideyim. Yok öyle şey olmaz. Peki. Kaza namazları ile ilgili kılınamayacağı hayır efendim şöyle o yanlış ikindi. Muhtemelen yanlış anlaşılmış. Güneş doğarken ve güneş batarken namaz kılınmaz. Hiçbir namaz kılınmaz. Tabii güneş sabah namazından önce doğar. Evet. İkindi namazından sonra batar. Sabahtan sonra evet. Ha. Bir de şu var. Sabah namazından sonra nafile namaz kılınmaz. Evet. Ve bir de ikindi namazından sonra nafile namaz kılınmaz. Yani ama bu nafile ile ilgili. Nafile ile ilgili. Kaza değil. Kaza ayrı şey. Güneş doğana kadar. Nafile ayrı şey. Güneş doğmaya başlayıncaya kadar kaza kılınabilir. Peki efendim. Devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar hocamıza suallerinizi yöneltmeye Ardahan'dan bir izleyicimiz var. Ardahan'a selamlar. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Buyurunuz. İyi günler. Hocama iki sorum olacak benim. Buyurun efendim. Ben bir tanıdığım kendisi eşinden boşanarak kağıt üzerinden babasının maaşını bağlattı. Evet. Baya kendisine babasının maaşını bağlattı. Ama bu kağıt üzerinde boşandı. Yani Bağkur'a ben boşandım, ayrıldım gösterdi. Oğlumla oturuyorum gösterdi. Ama ki kocasıyla birlikte yaşıyor. Evet. Şimdi bundan benim haberim var. Bunu mesela söyle şikayette bulunsak bunun bir günahı var mı? Soralım. Başka bir soru var mı efendim ekleyeceğiniz? Şöyle, benim haberim olmadan eşim benim bileziklerimi almış evden ben yokken.
götürmüş, bozdurmuş, nereye harcamış ve söylemiyor da ne yaptığını da. Ben de hakkımı helal etmiyorum. Bunun şeyi nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Soralım efendim. Sıhhat diliyoruz. Ardahan'a selamlar. Evet muhterem hocam. Birincisi karşılaştığımız şimdi, sorular. Şimdi bir başkasının yaptığı bir günahı arkasından konuşmak caiz mi değil mi? İşlediği bir günahı. Bir yanlışını. Toplum menfaati herhalde burada. Yani buna biz ne diyoruz? Yoksa gizliyse gizli kalacaktır. Ne diyoruz? Gıybet diyoruz. Evet. Yani bir kimsenin yüzüne karşı söylemediğin, söyleyemeyeceğin bir şeyi arkasından konuşmak gıybettir. Bu haramdır. O kusur onda varsa. Vela yahtep bağdukum bağda. Evet. Birbirinize gıybet etmeyin. Ama üç yerde bir başkasının arkasında konuşmak caizdir. Bir, kişi o yaptığı günahı aleni işliyor. Çekinmiyor. Evet. Ha, onu söyleyebilirsin. Onu söyleyebilirsin. Bu gıybet sayılmıyor. İki, eğer o yanlışlık yapan kişinin yaptığı yanlışlık, o günah toplumu ilgilendiriyorsa. Yani mesela bir bakıyorsun bir dükkan sahibi var ki hep eksik tartıyor. Böyle hileler yaparlarmış. Eskiden kontrol şimdilik kadar yoktu. Mesela pazarcılar ne yaparlarmış? O kefelerin altına bazı pazarcılar diyelim. Tabii hepsi yapmaz mutlaka. Peki. Böyle bir takım şey ağırlıklar yapıştırarak böyle eksik tartanlar oluyormuş bazı. Ha, bunu biliyorsun mesela, fark ediyorsun. Bunu söylemek gıybet değildir. Niye? Çünkü burada topluma zarar veriyor o kişinin yaptığı iş. Ve toplumu ondan uzaklaştırmaya, kurtarmaya çalışıyoruz. Doğru efendim. Şimdi bu mesele de buna girer. Çünkü bu insan hiç hakkı olmadığı halde para almak için, çok affedersin, sahtekarlık yapıyor. Ve o aldığı para kimin parası? Toplumun. Yani derler ya o parada tüy bitmemiş yetimin hakkı var. Dolayısıyla bunu haber vermek lazım bu tip şeyleri. Mesela bu sadece bu değil. Türk memleketimizde o kadar çok şeyler yapılıyor ki buna benzer. Hatta geçen de bir haberlerde okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. 20 bin kişinin bu şekilde parası kesilmiş maaşı. Yani kendisi haddi zatında boşanmadığı halde, dul olmadığı halde babasının emekli maaşını almak için boşanmış görünüyor. Ama bu şeyde anlatıldığı şekilde, bu hanımefendi anlattığı şekilde işte resmiyette boşanıyor. Nasıl olsa diyor üç talak hakkım var, biri gitti, ikisiyle devam ederiz diyor. Evliliği sürdürüyor fiilen. Ama babasının da maaşını alıyor. Ve bunlar da genelde o kadının kardeşleri şey yapıyor, ihbar ediyor. Sen alıyorsun da biz niye alamıyoruz diye. Yani biraz kıskançlıkla ihbar ediyorlar. Ama aslında öyle değil. Hak hukuk olduğu için ihbar etmek lazım. Bu hanımefendi bu durumu ilgililere duyursa günah işlemiş olmaz. Aslında bir görevini ifa etmiş olur. Yani gördüğümüz yanlışlığı söylememiz lazım. Onu hele toplumu ilgilendiriyorsa mutlaka bunu ilgililere duyurmamız lazım. İkincisi kocası altınlarını haber yok almış. Hakkımı helal etmiyorum diyor. Etmeyebilir. Yani o hak onundur. Kocası yanlış yapmış. Tabii eğer affediverirse de kocasını sonuçta nereye harcadığını da bilmiyorum diyor. Öyle bir endişesi de var tabii, bir sıkıntı da var. Ama ev ihtiyaçlarını harcadıysa sonuçta bizim malımız bize harcanmış diye düşünülebilir. Doğru efendim. Yani o kocası haksız yere bunun altınlarını almış. Dilediği gibi bir duygu besleyebilir. Peki. Kıymetli hocam devam ediyoruz. Kayseri'den bir izleyicimiz. Hattımızdalar. Mustafa Arslan, Kayseri'ye selamlar. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm Ramazanlar. Selam. Aleyküm selam. Sağ olun. Buyurunuz Sayın Arslan. Efendim ben 72 yaşındayım. Maşallah Cenab-ı Allah'ın. 4 sefer bel ameliyat oldum. Evet. Şimdi yataktayım. Pijamaylarım. Efendim. Namazımı yatarak kılıyorum. Kur'an'ı yatarak okuyorum. Bunları sormak istiyorum acaba. Soralım efendim. Sıhhat çok diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Dua edin inşallah Müslümanlara. Evet değerli hocam. Allah şifa versin. Tabii yatarak da namaz kılınabilir. Ne zaman? Oturarak kılamıyorsak. Oturarak namaz kılabiliriz. Ne zaman? Ayakta durup namaz kılamıyorsak. Şimdi bu beyefendi 4 defa ameliyat geçirmiş. Belli ki oturamıyor.
O zaman yattığı yerden kılacaktır. Nasıl yapacaktır? Ayaklarını kıbleye doğru uzatacak. Çünkü yönü kıbleye gelecek ya. Ayaklarını kıbleye doğru uzatacak. Ve namazını yattığı yerden kılacak. Rükû yapacağı zaman başını biraz eğecek. Secde yapacağı zaman daha çok eğecek. Bu şekilde namazını kılacak. Kur'an'da o şekilde okuyormuş. Allah kabul etsin. Her ikisi de caizdir, yapabilir. Peki. Cenab-ı Allah şifa versin. Efendim devam ediyoruz. Mümine Toplucu Adana'dan hattımızda. Hoş geldiniz. Adana'ya selamlar Mümine Hanım. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar hocam. Sağ olun. Sizlere de. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Gelecek bayramımız mübarek olsun. Amin, amin. İnşallah. Sizlerin de inşallah. Müslümanların. Hocam ben sorum şu. Şimdi ben namaz, yatsı namazını kılıyordum. Selatistel kılınıyor yatsının arkasında. Ondan sonra ben kaza namazı kılıyordum. Bana dediler ki yatsı namazını kılıyorum. Salat-ı fitri kılmayacaksın, kaza namazını kılacaksın. Ya ben bu yaşa kadar, ben 75 yaşındayım hocam. Geç diyelim. Ben o zamandan bu zamana kadar bu yaşta ben hep kaza namazı kılarım. Yatsı namazının arkasından ben kaza namazı kılarım. Evet. Evet, ben bunun salat-ı fitri dediler. Ben bu yaştan sonra ben bunu yeni öğrendim, yeni duydum. Yatsı salat-ı fitri kılmayacaksın. Ondan sonra ne kadar kaza namazı kılarsan en sonra. Ama bu yatsı namazını kılacağım. Gene salat-ı fitri gene yok mu hocam kazada? Hay hay. Siz salat-ı fitri kıldıktan sonra da kaza kılıyordunuz. Salat-ı fitri kılıyorsunuz. Soralım evet. Değerli hocamıza soralım doğrusunu öğrenelim. Ha. Başka bir soru var mı efendim? Başka sorum bunu da alayım da. Hay hay hocam cevaplayacaklar efendim. Televizyondan tamam. İzleyeceksiniz. Evet. Bir sorum da şu hocam. Buyurun. Ben Kur'an okuyorum. Evet. İşte bir de yaşlılık var, bir de işte boğazımda bir şey var, alerji var. Kur'an okurken sesim birden kesiliyor. Uzatamıyorum, şey yapıyorum, öyle güzel güzel gene de okuyorum. Sessiz sessiz okuduğum zamanlar oluyor. Evet. Yani bunda bir şey oluyor mu? Çok korkuyorum yani, hatim yapıyorum ama. Yaşlıyım, gençleyelim hocam. Evet, evet. Cenab-ı Allah ömür versin, şifa amin. Versin inşallah. Allah, Müslümanlara Allah, dua edin inşallah. Hocamdan hastalığıma da şifa isterim inşallah. Benim sakat oldu düştüm. Evet. Allah Cenab-ı Allah şifa versin. Hocamın duasını alalım inşallah. Sıhhat i̇nşallah. Diliyoruz efendim. Mümine Hanım. Adana'ya selamlar. Evet ben vitri de kılıyorum. Kazayı da kılıyorum ama diyor bana... Şimdi peygamberimizin evet. Bir hadisi var. Evet, son namazınız vitir olsun. Anlamında. Yani bu yatsı namazından sonra kılınır vitir namazı. Vakit olarak öyledir. Eğer kişi... uyanabileceğini biliyorsa gecenin üçte birine kadar yasıyı da vitri de tehir etmesi müstehaptır. Gecenin üçte birine kadar. Evet. Efendim. İlk üçte birine kadar. Yani gece kaç saat? Diyelim ki 9 saat. Güneş batıdan 3 saat geçinceye kadar. Ha, ama uyanamayacağından veya o zamana kadar kalamayacağından endişe eden kişi yasıyı da vitri de kılar. Ha, aslında son namazın vitir olması iyidir, müstehaptır. Mesela biz şimdi teravih kılıyoruz. Vitri ne zaman kılıyoruz? Teravihten sonra kılıyoruz. Ha, burada da şeyi vitri kazadan sonra kılabilir. Ama daha önce kılması halinde de o namaz geçersizdir denilemez. Yani ikisi de caizdir. Evet. Aslında ikisi de caizdir. Kendisi yaptığı, yani olur, Allah kabul vitri kıldıktan sonra kazaları veya şey önce kılıyor, sorun yok. Yoktur. Kılmaya devam etsin yani. Devam etsin. İkinci soru. Kur'an-ı Kerim'le ilgili. Boğazı şey yapıyormuş evet, Kur'an-ı Kerim. Evet, bir rahatsızlık var. İçinden okusun zaten ama içinden okurken kelimeleri telaffuz etmeli. Evet. Aklından geçirme değil. Yani gözle süzmek değil ama. Gözle süzmek değil. Sessiz yani de olsa. Yani biz namaz kılarken nasıl evet. Kendi kendimize kılarken okuyoruz ya. Evet. O şekilde okusun. Çok düşük bir sesle okuyabilir. Yani illa sesini yani. Duyması veya sesini çıkarması şart değil. O şekilde otursun, Allah kabul etsin. Allah da rahatsızlığına şifa versin. Artık tabii kendisi de deyip duruyor. Aslında zamanımızda 75 yaş yaşlılık sayılmıyor ama. Evet. Kendisi hep ben yaşlıyım diyor. Yaşlanınca da bir şeyler olacak artık vücutta. Yani bir deformasyon olacak ama Allah şifasını versin. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Hocam şöyle bir soru var. Yani... hanımefendi bir başka yönünü sormuş. Buradaki izleyicimiz de Tahir Uzun. Tablet veya cep telefonundan sistemli her gün cüz okuyoruz hocam. Abdestli olmak gerekir mi ve bu okuduğumuz bu cüzler yerine gelir mi? Abdestli olmaya gerek yok. Şart değil orada. Çünkü elimizde yok ki o musaf değildir. O yani bir kabın içerisindeki bir şeydir. Evet. Yani şöyle düşünün. Bir cam kap var. Camın içerisinde evet, oradan okuyoruz. Bir şey var. Oradan elimize almışız. Doğru.
Kur'an'a değmiyoruz bak. Doğru. Bu dışlarını okuyoruz. Yani bu cep telefonu veya tablet de buna benziyor. Bir bellek yansıması yani. He. Yani bunda abdest olmak gerekmez. Peki hatim yerine gelir mi hocam? Gelir gelir. Yani, gelir değil mi? Yani sorun yok. Kerim, ezber okuduğumuzda hatim oluyorsa. Oluyor. Telefondan okuduğumuz zaman ne olmasın ki? Peki efendim. Olur. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenlerimiz devam ediyoruz. Bir izleyicimiz Düzce'den hattımızdaymış. Hoş geldiniz İsmail Bey. Düzce'ye selamlar efendim. Bulduk hocam. Düzce'deki izleyicimiz İsmail Bey, buyurun efendim. Hoş geldiniz. İsmail Çetin. Anlar. İsmail Bey, duyabiliyor musunuz? Hoş geldiniz. Değerli hocam, sorunuzu dinliyor. Buyurun efendim. Hocam hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar, sağ olun. Hocam oruç tutamayan bir insan, duyuyorum hocam. Dinliyoruz, buyurun. Hocam hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar, duyuyoruz beyefendi. Buyurun, sorun soruyorsunuz. Oruç tutamayan bir insan fidyesini Ramazan'dan sonra da verebilir mi? Evet. Evet, soralım değerli hocamıza. Ekleyeceğiniz bir soru var mı İsmail Bey? Bir sorum hocam daha. Buyurun kalçalarından efendim. Rahatsız olan bir insan farz namazlarını oturarak kılıyor. Nafile namazları da şeyde kılmak istiyor hocam. Oturarak kılmak istiyor, pardon. Farz namazı sandalyede. Evet. Nafile namazları da oturarak kılmak istiyor. Soralım kıymetli hocamıza, her ikisini oturarak kılsa ne olur? Ne değişir? Onu da soralım. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için İsmail Bey. Selamlar hocam. Efendim. Allah razı olsun. Düzce'ye selamlar. Evet değerli hocam. Şimdi İlk soru, oruç tutamayan kişinin fidyesini Ramazan'dan sonra vermesi mümkün mü? Mümkün. Ramazan'dan sonra verebilir. Zaten ona fidye verme borcu esas itibariyle Ramazan bittikten sonra evet. gerçekleşti. Çünkü Ramazan'da oruç tutamadı. Yani o tutamadığı için fidye verecektir. Dolayısıyla Ramazan'dan sonra verebilir. Buna bir engel yok. Şimdi kalçalarından ameliyat olan kişi nafile namazları işte oturarak, diğer farz namazları sandalyede kılabilir mi? Tabii öteden beri aslında bu sandalye olayı çok eski değil çıkışı. Ayakta durmaya gücü yetmeyenler veya secde etmeye gücü yetmeyenler oturdukları yerden namaz kılıyorlar. Evet. Son senelerde bu sandalye olayı çıktı. Hatta buna çok karşı çıkan Müslümanlar da var. Yani niye sandalyede kılıyor, oturarak kılsın. Camileri kiliseye çevirdiler. Neredeyse sıra koyacaklar gibi bize böyle sezlenişte bulunan Diyanete kişiler oluyor, oluyordu. Şimdi ama biz de şöyle diyoruz. Bir kimse oturmaya da muktedir olamayabilir. Olabilir. Dizlerini bükemez. Ayaklarını uzatarak oturduğu yerden kılabilir, doğru, ama öyle yapacağına sandalyede kılsın. Hiç olmazsa sandalyede kıldığı zaman mesela kıyamı yapabiliyor, rükû yapabiliyor insanlar. Secdeyi yapamıyor. Onun için sandalyeye oturuyor. Yani ama oturarak da kılabilir eğer dizlerini bükebiliyorsa, oturabiliyorsa. Şimdi zaten nafilelerde kıyam şartı yok. Yani mazereti olmayan birisi bile nafile bir namazı oturduğu yerden kılabilir. Evet, sıhhatli biri. Oturduğu yerden nafile namazları kılabilir. Peki. Ama müvekket sünnetleri bunun dışında tutuyorlar bazılarını. Peki efendim. Nafile. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hayvanın üzerinde giderken nafile namaz kılarmış oturduğu yerden. Ama farz namazlarda ayakta durmaya gücü yeten oturamaz. Secde yapmaya gücü yeten ima yapamaz. Onu mutlaka o şeyleri yerine getirecek. Evet. Ama oturarak mı kılsın, sandalyede mi kılsın, hangisinde daha rahat oluyorsa. Eğer oturmayı becerebiliyorsa oturarak kılsın. Çünkü öteden beri gelen usul bu. Peygamberimiz de oturarak kılmış çünkü. Evet. Yani o da o zaman belki şimdiki anlamda bir sandalye belki yoktu ama en azından küçük bir taş bulabilirlerdi. Öyle yapmamış. Doğru. Oturarak kılmış. Onun için oturarak kılabiliyorsa farzı da nafileye de oturarak kılsın. Ama bacaklar bükülmüyor. Şimdi o sıkıntılar var. O zaman sandalyede kılsın. Peki. Veya bu yapmış olduğu farzı sandalyede yerine... O da olabilir. Sorun yani. Yok yani. Sorun yok. Peki efendim. Evet değerli izleyenlerimiz devam ediyoruz. Kıymetli hocamıza suallerinizi yöneltmeye. Konya'dan Tahir Uzer attığımız. Hoş geldiniz. Konya'ya selamlar Tahir Bey. Konya'daki izleyicimiz Tahir Bey, duyabiliyor musunuz?
Efendim bir başka efendim duyabiliyor musunuz Tahir Bey? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ve rahmetullah sizlere de hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz efendim. Benim bağırsak hastasıyım. Evet. İllemem fazla gidiyor. Ayakta namaz kılamıyorum. Oturarak kılıyorum. Evet. Sandalyede. Evet. Soralım değerli hocamıza. Allah şifa versin. Sandalyede fazla gitmiyor biliyor musun? Evet. Evet efendim anladık. Soralım değerli hocamıza. Kılabilir misiniz? Başka bir soru var mı? Tutamıyorum. Nafaka verecek bir şeyim yok. Nasıl olacak bu oruç şeyi? Evet, oruç tutamıyoruz. Peki ben bir şey sorayım size. Hocamı duyabiliyor musunuz efendim? Evet. Evet, bir şimdi, şey soruyoruz değerli hocam. Şimdi bu ayakta olduğunuz zaman sürekli devam ediyor mu o yerleme olayı? Evet, evet. Gidiyor hocam, gidiyor. Sandalyede biraz az geliyor, o ayakta devamlı geliyor. Peki. Peki. Soralım efendim. Ama normalde ayakta durabiliyorsun, secde yapabiliyorsun değil mi? Evet. Tamam. Evet, yapabiliyorum. Eğilip kalkıp sırada inleme fazla gidiyor. Peki. Oruçla ilgili bir soru var mıydı efendim? Biz mi? Evet, orucu tutamıyorum. Bağırsak hastası. Tamam. 3 litre su içmen lazım dedi doktor. Tamam. Fit yevirecek de bir hayal. Durum yok. Soralım durumum kıymetli yok. Hocamız efendim. Cenab-ı Allah şifa ihsan etsin. Sıhhat diliyoruz. Konya'ya selamlar. Tahir Bey. Evet efendim. Şimdi Tahir Bey özür sahibi. Evet. Sahibi özür. Sahibi özür. Yani abdest tutamıyor. Şimdi özür sahibi olan kişiler o abdest tutamadıkları özürlerinden dolayı abdestleri bozulmuyor. Evet. Şimdi dolayısıyla Tahir Bey bu yellenmeden dolayı abdesti bozulmuyor. Ne yapacak? Bu her namaz için bir abdest alacak ve o abdestle o namazı kılacak. Daha doğrusu her namaz vakti için bir abdest alacak. Onunla o namazını kılacak. Yellenme devam etse bile devam edecek. Ha, şimdi tabii kıyam, rükû, sücud bunlar farz. Bunları yapma imkanına sahip olan bir kimse ne oluyor? Mutlaka yapacaktır. Dolayısıyla bu Tahir Bey'in yapması gereken şey zaten işte rükû halinde de yellenme az çok oluyormuş ama az oluyor diyor. Evet. Normal namazını kılsın, yellenme devam etsin. Ama tabii burada şu sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir. Cemaate gittiği zaman. Doğru, nasıl olacak? Yani sesli olursa tabii doğru, cemaat o zaman evinde kılsın. Yahut da işte cemaate gittiği zaman ses çıkmıyorsa en arka safa durarak. Cuma namazında mesela. En arka safa durarak. Orada çünkü oturarak kılabilir mi sandalyede? Yok, peki. Ayakta kılsın. Ayakta kılsın. Ayakta kılsın. Tavsiyeniz bu. Evet. Peki. Bu fidye verecek durumu da yokmuş, oruç tutamıyormuş. Bir şey gerekmez yani gücü yetmeyene. Fidye vermesi de gerekmez. Mustafa, yani Allah ona sormaz niye fidye vermedin, niye oruç tutmadın diye. Peki efendim. Cenab-ı Allah şifa versin inşallah abimize. Mustafa Yıldız sosyal medya üzerinden hocama selamlar. Değerli hocam zekatımı kayınpederime verebilir miyim diyor. Verilebilir. Kayınpedere zekat verilebilir. Bu kişinin usul ve furuğundan sayılmıyor. Peki. Sibel Hanım da eşimden boşandım, iki çocuğum var. Velayetleri bende, eşimden nafaka almam caiz mi diyor. Şimdi tabii bir babanın çocuklarının nafakasını temin etmek mecburiyeti var. Ve hanımının nafakasını da temin etme mecburiyeti var. Ama boşanmış. Evet. İslam fıkhına göre boşanma durumunda nafaka iddetle sınırlıdır. Yani iddet bitinceye kadar boşayan erkek boşadığı hanımın nafakasını sağlayacak. Ama iddet bittikten sonra hanıma nafaka vermek zorunda değil. Fakat çocuklarının nafakasını temin etmek zorundadır. Yani bu baba çocuklarının velayeti bu hanımefendi değilmiş ya. Evet. Mahkemenin çocukları için takdir ettiği nafakayı elbette almaya ve çocuklarına sarf etmeye hakkı var. Peki. Efendim İstanbul'dan bir izleyicimiz hattımızda. Hoş geldiniz İstanbul'a. Selamlar efendim. Selamünaleyküm. Vaaleyküm selam. Buyurun efendim. Benim sorum hayızla ilgili. Buyurunuz efendim. Şimdi ben Şafii mezhebindenim. Ayın birinde oruç, ayın birinde hayız oldum. 11'ine kadar sürdü. Tekrar 22'sinde oldum. Şimdi benim hani bu durumda ne yapmam gerekiyor? Yani orucuma devam etmem mi gerekiyor? Bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Evet. Soralım başka bir soru var. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi ben Şafii mezhebindeyiz ve Şafii mezhebinde hani
genelde sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü yani genelde hep Hanefi mezhebiyle ilgili hocalar var. Evet. Hani bu konuda da bilgi verilirse çok sevinirim. Özellikle namazlarla ilgili. Peki hanımefendi hocam bir şey. Bir saniye. Şimdi bu ayın birinde adet oldunuz. Evet. Kaç gün sürdü? 11 hocam. 11. 11'inde bitti. Ha, sonra temizlendiniz. 21'inde bir daha mı başladı? 22'sinde. Tamam anlaşıldı. Ama ben yine orucumu tutmaya devam ettim. Çünkü hani yani tam bilmiyorum aslında işte bilgi almak için aradım. Tamam beni dinleyin anlatmaya çalışacağım. Tamam. Tamam. Peki efendim sıhhat diliyoruz. Evet. Şimdi demin de benzer bir soru gelmişti. Doğru. Ya belki de hem telefon. Hocam başka bir programdaydı. Başka bir programda konuşmuştuk. Demek o. Oradaki 4 günlük mevzuydu. Evet. Şimdi Ramazan'da biraz karışıyor herhalde evet, işler. Evet. Şimdi efendim 11 gün adet olmuş. Bir zaman var evet. Şimdi Şafii mezhebinde bir hanımın adeti 15 güne kadar devam edebiliyor. 15 güne kadar devam edebiliyor. Bu hanımefendi 11 günde kesilmiş. Temizlik evet. Süresi de temizlik süresi de 15 gün olması lazım. Yani şimdi bu hanım ayın 11'inden 26'sına kadar temiz. Doğru. Bu ne zaman diyor adet oldum tekrar 22'sinde. 22'sinde. Yani 11 gün. 11 gün sonra. 15 gün olması lazım aradaki temizlik süresinin. Dolayısıyla 26'sına kadar bu temiz. Eğer bu kan devam ediyorsa 26'sına kadar tutar, 26'sından sonra tutmaz. Tuttum diyor orucumu, bilmedim. Tamam, tutmuş, Allah kabul etsin ama 26'sından sonra tutmasın. Peki. Yani onu sayacak, 26'sından sonra tutmayacak. Eğer kan devam ediyorsa. Peki efendim. Kanama devam ediyorsa, 26'sından sonra tutmayacak. Etmiyorsa hocam, zaten temiz mi olmuş? O zaman temiz olmuş. Sorun zaten yok. Tekrar peki. Gelinceye kadar. Yani o adet bittikten sonraki 15 gün içerisinde gelen kanlar adet kanı sayılmaz, özür kanı sayılır. Peki efendim. Ha. Şimdi bu ikinci şey de doğru. Gerçekten program yapanlar genelde bizim gibi bu sorulara cevap verenler. Doğru. Hanefi mezhebine göre cevap veriliyor. Bu ne oluyor? Tabii bizim kendi müntesip olduğumuz mezhep ve okuduğumuz şey Hanefi mezhebiyle olduğu için daha çok ona göre cevap veriyoruz ama. Şimdi ben Şafii kardeşlerimize de tavsiyem olsun. Şafii ilmuhali var. Evet. Yani Şafii mezhebinin esasını anlatan ilmuhal var ki bu Diyanet İşleri Başkanı'nın yayınlarından da var. Ondan bir tane temin edebilirler. Bu bir yöntemdir. Bir de tabii gerek camilerimizde görevli olan, gerekse vaizlerimiz içerisinde veya müftülerimiz içerisinde veya emekli hocalarımız içerisinde Şafii mezhebini bilen, Şafii mezhebine müntesip Şafii hocalarımız var. Yani onlardan da yardım alabilirler. Ama işte bizlere de sorulduğu zaman elimizden geldiğince bilebildiğimiz kadar biz Şafii mezhebine göre de cevap vermeye çalışıyoruz. Peki. Efendim devam ediyoruz. Bursa'dan Necda Kocatepe hattımızda. Hoş geldiniz Necda Hanım. Bursa'ya hoş selam. Hoş bulduk. İyi günler. Hayırlı Ramazanlar. Sizlere de efendim. Buyurunuz Necda Hanım. Ben şimdi bir şey soracaktım hocama. Benim eşim, ben oruç tutmuyorum. Rahatsızım. Hastasın diyor, sana para gerekmez. Ben bunu merak ettim. Verip verilmeyeceğini sormak istiyorum. Evet. Sizin kendinize ait malınız var mı? Hayır efendim. Benim kendime ait malım yok. Eşimin hepsi. Evet. Soralım efendim. Başka bir sual var mıydı Necla Hanım? Şimdi durun, bunun alayım bir cevabını. Peki. Da unuttum. Bir şey daha soracaktım. Soracaksanız alalım. Televizyondan izleyebilirsiniz. Vaktimiz son dakikalarımızdayız. Tamam, bunun cevabını peki, alayım ben. Peki, sıhhat diliyoruz efendim. Huzur diliyoruz. Tamam. Bursa'ya selamlar. Evet, değerli hocam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hasta veya yolcu olanlar diğer günlerde oruçlarını tutarlar ifadesi var evet. Kur'an-ı Kerim'de. Yaşlı olanlar için de fide vermeyle ilgili hüküm var. Tabii daha önceleri evet, hastalıklar mutlaka tedavi olur. Çünkü peygamberimizin hadisi var. Allah her derdin devasını vermiştir. Tabii o doğrudur. Ama günümüzde bazı hastalıkların devası, çaresi bulunamamış daha. İnşallah bulunacak. İnşallah bulunacak. İnşallah. Nitekim mesela bundan 5 sene önce tedavisi olmayan hastalığın bugün tedavi edilebiliyor. İnşallah. 50 sene önce sıtmadan insanlar kırılıyordu. Şimdi sıtma hastalık bile sayılmıyor neredeyse. Evet yani. Hocam. Ha. Ama bugün açısından tıbbın vardığı sonuç olarak henüz
tedavi edilemeyen, tedavisi bilinmeyen hastalıklar var. Ve bunlar kronik oluyor bazıları. Yani şimdi biz diyoruz ki kronik hastalarda aynen yaşlılar gibi oruç tutamıyorlarsa ve varlıkları yerindeyse evet. Fide verirler. Peki. Ama varlığı yerinde değilse fide vermesine de gerek yok. Peki. Bu hanımefendinin de varlığı yerinde değilmiş, fide vermesine gerek yok. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Evet. Allah razı olsun. İlminizden istifade ettik. Birazdan inşallah nasip olursa iftar programıyla Sayın Mustafa Cihat Beyefendi karşınızda olacaklar. Sıhhat diliyoruz. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Hayırlı günler efendim. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler kullanmayacak? Şafii mezhebine göre evde nikaha gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.